Bize y eşittir, eksi 1 bölü 2 kosinüs 3x fonksiyonunun genliği ve periyodu sorulmuş. Kendimize ilk olarak sormamız gereken soru şu, genlik ne anlama geliyor? Bir periyodik fonksiyonun aldığı minimum ve maksimum değerin farklarının yarısına genlik diyoruz. Eğer bir periyodik fonksiyon çizecek olursam, bu değerler arasında, biraz daha güzel bir çizim yapsam daha iyi olacak. Evet, iki değer arasında gidip gelen bir fonksiyon çizdik. Yani yukarıdaki bu değer ve aşağıdaki bu değer arasında. İşte bu ikisi arasındaki farkı alıp ikiye böldüğünüzde genliği bulmuş olursunuz. Genliği şu şekilde de düşünebilirsiniz. Orta noktadan ne kadar uzağa gittiği, evet bu da genliği belirtir. Burada bize y eşittir 1 bölü 2 kosinüs 3x verilmiş. Peki bunun genliği ne olacak? Bunu bulmanın kolay yolu olarak kosinüsün başındaki katsayıya bakabilirsiniz. Eğer bu bir sinüs fonksiyonu olsaydı da aynı şeyi yapabilirdiniz. İşte başında eksi 1 bölü 2 çarpanını görüyorsunuz. Bu örnek için genlik eksi 1 bölü 2'nin mutlak değeri olacaktır. Yani 1 bölü 2. Neden başındaki negatif işareti görmezden geldik, neden mutlak değer aldık, diyor olabilirsiniz. Negatif olması fonksiyonu sadece ters döndürür. Minimum ve maksimum nokta arasında orta noktadan ne kadar uzaklaştığını değiştirmez. Bir diğer nokta ise tabii, nasıl oluyor da e, bu değerin basitçe mutlak değerini alıp genliği bulabiliyoruz, değil mi? Bu soru geliyor akla. Hatırlayacağınız üzere kosinüs ve sinüs fonksiyonları sadece eksi 1 ile 1 arasında değerler alır. İşte buradaki katsayı bu eksi 1'in veya 1'in çarpanıdır. Eğer burada bir katsayı olmasaydı, yani 1 veya eksi 1 olsaydı, genliğin değeri 1 olacaktı. Şimdi de onu buradaki sayıyla çarpıyorsunuz. Yani genliği 1 bölü 2 diyorsunuz. Peki, şimdi de periyoda göz atalım. Periyot, evet. Size şunu sormak istiyorum. Bir periyodik fonksiyonun periyodu dediğimizde bu ne anlama geliyor? müsaadenizle şuradaki fonksiyon için eksenleri çizelim evet burası y ekseni olsun burası da x ekseni olsun tamam bir periyodik fonksiyonun periyodu şu anlama gelmekte aynı desenin birebir kopyasını içeren en küçük aralığın uzunluğu. Peki bu ne anlama geliyor? Aynı desen nedir? Şimdi şu şekilde aşağı iniyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Sonrasında yine bu şekilde aşağı iniyoruz ve yukarı çıkıyoruz. Bu örnek için aynı şekli yani deseni tekrarlayan en küçük aralıklardan birine bakalım. Yani bu nokta ile bu nokta arasındaki uzaklık, evet bu bir periyot olacaktır. Aynı şekilde bu nokta ile bu nokta arasındaki uzaklık da bir periyot olacaktır. Sadece bu deseni ele almak zorunda değilsiniz. Deseninizi buradan başlatıp yukarı gidip aşağı geldikten sonra burada bitecek şekilde de oluşturabilirsiniz ve bu benim en kısa aralığım diyebilirsiniz. Tabi ters yönde de gidebilirsiniz edebilirsiniz. Aynı desenin tekrarlamaya başladığı yerde işte burası. Hangi yöne giderseniz gidin, aynı desenin tekrarlamaya başladığı mesafe hep aynı uzunlukta olacaktır. Peki soruda verilen bu fonksiyonun periyodu nedir? Periyodu bulmak için 2 pi'yi alıp buradaki katsayının mutlak değerine böleriz. Yani 2 pi bölü mutlak değer 3. Bu da 2 pi bölü 3 olacaktır. Şimdi neden bu şekilde hesaplandığını da bir düşünelim. Klasik bir kosinüs fonksiyonunu düşünecek olursanız ya da aynı şekilde klasik bir sinüs fonksiyonunu da düşünebilirsiniz. Bunların periyodu 2 pi olacaktır birim çemberi düşünecek olursanız evet 2 pi radyan sonra başladığımız yere dönersiniz öyle değil mi? 2 pi radyan sonra bir tane daha 2 pi radyan giderseniz yine aynı yere döneceksiniz. Eksi yönde de aynı şekilde. Eksi yönde 2 pi radyan giderseniz yine başladığınız yere dönersiniz. Buradaki herhangi bir açıdan 2 pi gidecek olursanız yine başladığınız yere gelirsiniz. Yani bunların hepsi için periyot eşittir 2 pi diyebiliriz. Buradaki kat sayı sizin 2 pi'ye ulaşmanızı hızlandırır. İşte bu yüzden oldukça mantıklı görünüyor. Yani periyodunuz 2 pi'den daha düşük bir değer olacaktır. 2 pi'ye daha hızlı varacaksınız. Hatta 3 katı hızında varacaksınız. Peki neden mutlak değer alıyoruz diye sorabilirsiniz. Eğer burası negatif bir sayı olsaydı sizi eksi 2 pi'ye daha hızlı ulaştıracaktı. İki durumda da bir çember tamamlamış oluyorsunuz. Peki, hadi şimdi bunları bir de görsele çevirelim. Eksi 1 bölü 2 kosinüs 3x'in grafiğini çizelim. Önce eksenleri çizelim. Şimdiye kadar herhalde çizdiğim en iyi eksenler oluyor bunlar. Burası y eksenim, burası da x ekseni. Burası x'in 0 olduğu yer. Y'nin 1 bölü 2 olduğu yeri çizelim. Bu fonksiyonu henüz aşağı veya yukarı ötelemedik. Eğer isteseydik bu noktaya yani kosinüs fonksiyonunun dışına bir sabit sayı ekleyerek yapabilirdik. Burası pozitif 1 bölü 2. Kısaca 1 bölü 2 yazabiliriz. Buraya da eksi 1 bölü 2 diyelim sınırını da çizeyim. Evet, fonksiyonu daha rahat çizebilmek için bu çizgileri çekiyorum. Peki, burası 0 olduğunda ne olur? Yani kosinüs 0'ın değeri 1'dir değil mi? Ancak bunu da eksi 1 bölü 2 ile çarpacağız. Yani işte buradaki eksi 1 bölü 2 olacak. Grafik buradan yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Sadece yukarı yönde gidebilir çünkü sınırlandırılmış. Önce bu şekilde yukarı çıkıp sonra aşağı inecek ve başladığı noktaya dönecek. Şimdi asıl soru ise bu mesafe ne kadardır? İşte buradaki bu uzunluk ne kadar olacak? Biz periyodun değerini aslında biliyoruz. 2 pi bölü 3. Bu noktaya klasik bir kosinüs fonksiyonunun 3 katı hızında ulaşacaktır. Yani burası 2 pi bölü 3 olacak. Eğer bir kez daha 2 pi bölü 3 gidecek olursanız e, yine aynı noktaya geleceksiniz. Bu durumda artık 4 pi bölü 3 kadar gitmiş oldunuz. Yani bir çember daha tamamladınız. İşte buradaki mesafeye periyot diyoruz. Negatif yönde de aynı şeyi yapabilirsiniz. İşte burası eksi 2 pi bölü 3 olacaktır. Eğer genliği göstermek isterseniz, iki şekilde düşünebilirsiniz bunu. Maksimum ve minimum nokta arasındaki mesafe 1'dir ve bunun yarısı ise 1 bölü 2 olacaktır. Ya da orta noktadan artı veya eksi yönde 1 bölü 2 kadar uzağa gidebildiğini de söyleyebilirsiniz.